Tamam, bunu yazdık. Sonra response print diyelim. Yapalım, yazdıralım. Çalışalım, hadi bismillah. Evet, çalıştı. Evet. Geldi. Aynısı geldi hemen, aynısı geldi. Yani belki ID member'ı değiştirmiş olabilir. Tamam, yani burada şimdi JSONPAT'ten yapalım, öyle mi hocam? Şeyini, assertion'u. Yani sanki daha Yani daha kolay. evet, şimdi Mojo şey Mojo diyorum. Aslında bir şeyi de yapmak lazım. Hoca bahsetti ya, bu projede yapmıştık. Object Mapper yapıyorduk, oradan read value ile işte oradaki TST dosyasına ID'leri okutturmuştuk. Sonra onları write'le okutup read'le yazdırmıştık ya. Böyle bir şeyler yapılabilir ama onlara da uğraşmak Hocam lazım. çok kafa karışıklığı. Ben onları anlamış gibiydim de Selim Hoca yaptığında. Şu anda unuttum. Yani hiç kafa karışıklığına gerek yok. En simple Aynen. Ama şey yapalım. Şu Cenk'isi ben şeyini attım. Cenk'isi eğer yapabilirsek hangisiyse. Evet, Cenk onu üzerinde hands-on evet, onu alıştırma yapmamız anlatmak lazım. lazım. Yani mesela Şu end-to-end de yapacak mısınız hocam? end-to-end'i işte ben normalde niyetim bugün oydu ama hocamız şey yapalım dedi. Biraz böyle baştan yapalım deyince yoksa ben buraya yazdım mesela. Trello end-to-end yaptım. Boş. Yani girmedim. Şey yapayım dedim. Nasıl oluyor bu? Ben bunu pek anlamadım. Grupta paylaştılar, bir şeyler yazdılar da çok anlamadım. Nasıl oluyormuş? Siz anladınız mı? Şimdi hocam Trello o şeyi end-to-end. de izleyemedim. Daha Aynen. izlemediğim Nil Hoca'nın videoları Aynen. var. Caps bu şey Mehmet Bey var ya sunum yapmıştı hatta Jinx'i sunumunu da yaptı. Onun Evet. şeyini ben klonladım. O böyle bir şey yapmış. Mesela önce bir board oluşturmuş. Sonra create card oluşturmuş. Update board yapmış. Sonra delete card, delete board. Ama ne Şey yapmış hocam, hocam? şurada end-to-end tag'i koymuş ya, onu Jenkins'ta yazıp run ettiğinde o zaman end-to-end mi olur yani? Hani mesela E-to-E yapmışsınız. Sanki hocam. Yani o benim Teste bildiğim yazınca ne oluyor yani end-to-end teste? Yani bütün testleri çalıştırmış oluyorsun, öyle mi? evet yani ya da evet yani şöyle bunun bir ayarı var herhalde. Şuradan Bütün run testleri IP değil de buraya hocam, end-to-end annotation'ın altındaki testleri çalıştırıyor. yazıyoruz. Hı, Evet. evet. Şu şeyde de Yani form end-to-end examen. demek zaten bütün test demek olmuyor mu zaten hocam? Evet. Ama burada şöyle hocam, sanki ben şey anladım. Hani hepsinden mesela Trello'da yapılacak şeylerden en önemlilerinden baştan sona bir şey hazırlayıp. Ha işte ben onu dedim. Ha, mesela bu istediği şeyleri buraya hazırlamış. Sonra arkasından test trilyo diye bir şey oluşturmuş ve bundan bir obje oluşturmuş API request'ten. Onları oradan şu API request'te şey yapmış hocam. Bütün dataları yani mesela ne new board'un şeyini buraya koymuş. Mesela hiç spec oluşturmadan direkt base üyeli böyle koymuş. Ondan sonra direkt buradan yapmış. Hepsini koymuş. Mesela bakın burada JSON object yapmış. Bunu direkt buradan getirmiş. O da olur. Map gibi sonuçta. Öyle hepsini buraya koymuş. Sonra gelip tek tek şurada mesela ne yapıyoruz? Create new board diyor. Mesela ne istiyorduk? Board name. Direkt aynı şey yapar gibi. İşte ne? Driver get driver yapar gibi. Oradan gidip çağır. Tek 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 yapmış. Böyle yapmış. Öyle. Mesela şu da var hocam. O gün şeyi de gösterdi. Meral Hanım'ın koca eşi gösterdi. Şu run değil de debug yapınca şu altta çıkıyor ya. Buradan tek tek hatalarınızı görebiliyorsunuz. Öyle oluyor yani. Mesela şöyle. Mesela debug diyelim. Çalışır mı bilmiyorum da. Belki çalışmaz bence ama. Yani debug ayrıntılı şey yapıyor. Oluşturuyor. Oluşturuyor. Bak, kodu verdi. Şu an bütün kodları verdi. Hepsi 200 geçti. Hepsi geçti. Normalde geçmese hocam şurada bir ok var. Step over. Tek tek bütün okları getirebiliyorsunuz. Hatta gelip mesela şey yapıyor. Diyelim ki burada hata verdi. Şurada bir kırmızı nokta veriyor. Sağ tıklayıp burada bir yer var. Oraya getirdim mi ayrıntılı bir şekilde hatanın yerinde öğrenebiliyorsunuz. Bakalım bende bir şey oluşturmuş mu merak ettim.
Avustralya'mış. Ders bir, o da bir. Tamam. Şey, biz ne yaptık? Membership yaptık öyle mi? Membership'i burada oluşturmuyor, oluşturmaz. Çünkü kredi yapmak. Böyle. Yani end-to-end'de yani biz ne yaparız? Biz de şunu yapabiliriz. Önce bir board oluştururuz, create yaparız. Arkasından bir list oluştururuz. Sonra onu alır, kart oluştururuz arkasından içinde. Sonra onu mesela kartı update ederiz. Sonra oluşturduğumuz, en son oluşturduğumuz, update ettiğimiz şeyi, kartı delete ederiz. Sonra ne yaparız? Gelip buradan değil de şu Runner API'den çalıştırırız. Şunu da göster de ben tam bunu ona o zaman dinleyemedim. Şurada şu serve file bir de ne? Bir tane daha vardı. Şu serve file plugin. Bunları mesela buraya bunları yazdı. Mesela Runner API onu orada çalıştırdı. Mesela yazdı şey yaptığı zaman kod şeyinde onu yazıyordu. Çalışan şeyde. Emrullah hocam. Kusura bakmayın. Ona gireceğim ama bir şey soracağım. Az önce size bir şey göstermişti ya. Ayrı bir poster oluşturdu. Hani Nifer hocanın şeyinden. Tekrar İngilizce'ye giderken new deyince from version control'den mi giriyorsunuz? Girdiniz oraya. Existing source'tan mı? Neyi hocam anlayamadım. Bir daha söyleyeyim. Az önce hani Nilüfer Hoca'nın projesini kendi projenize hani artı ekleyip kendi projeniz gibi kaydettiniz ya. Aynen şöyle hocam şöyle doğru. Anladım şimdi demek istediğim. Şöyle hocam. New'den sonra hangi sen yok, New mesela? Değil. New yapmadık hocam. New yapmadık. Şurada şey var. Nerede? Open'in var. Open'in dedim mi? Burada proje direkt şeyde açılıyor. Klasör halinde açılıyor. Sonra oradan ismi zaten belli. Sonra ne yaptık? Gittik biz GitHub'a. Şurada GitHub'ı nerede GitHub? GitHub'da da şöyle özür dilerim bir dakika. Kopyaladınız. Sonra repository kısmına girdiniz. Evet. Şöyle open'ın dedik. Explore dedik. Sonra açtık bunu. Şurada view'de şuradan hide'in items yaptık. Sonra bu ne ben önce git oluşturduğum için yani init yaptığım için gitmiş nasıl yapıyor ben de anlamadım. Nilüfer Hanım'ın şeyine atmış kendini. Sonra bu git'i sildim. Sonra tekrar şeyde terminalde git init'le yaptım. Bu sefer öyle yaptım. Dedim ki başkasının projesinden almak istersek mesela nerede şu mesela şeyin nedir o da Nüfra'nın şeyini almak istersek şurada mesela önce dedik ki hocam şuradan fork değil de şurada add file'de create new file mi yok hangisiydi o koddan hocam kopyaladınız koddan şey kopyaladınız tamam, doğru tamam. Kod. Artıya bastınız oraya tıkladınız evet tamam sonra kendi yukarıdan artıya bastınız hocam evet, zilin yanına bir de kendi kitabımda şurada artıya bastım. Import report dedim. Şöyle buraya kopyaladım. Buraya da işte ne derdik? İstediğimiz ismi verebiliriz. Sonra begin import dedim. Bu burada şey yapıyor. Importik yapıyor. Wow, net kimden aldığımızı şey yapmadan direkt import mu yapıyor? İçindeki evet hocam, yani. Direkt import yapıyor ve bunu hemen burada şu an kendi şeyinize kitabınızda yüklüyor. Mesela ben bu bitti, açıyorum ha. Şimdi mesela benim şeyime geldi kitabıma. Sonra aynen yine proje klonlar gibi buradan alıyorum. Yani kendi kitabındaymış gibi. Sonra gelip burada şey yapıyorum new. Version control. Şöyle URL'i buraya yapıştırdım. Clone dedim. Geldi. New clone dedim. Ve geldi. Hocam bu importla fork'un arasındaki fark ne? Şimdi hocam şöyle ben şu sorunu yaşadım. Mesela ben herhalde anladığım kadarıyla ilk başta
Nilüfer hocamın şeyini, şu mentor projesi vardı ya, bize derste yaptı. Onu şuradan fork yapmışım. Şuradan. Şu var ya şu. Şuradan. Ben bunu normalde böyle. Yani fork dediğin nedir? Kendi kitabına bunu at. Yani oradan al, copy paste yap gibi bir şey. Ama hocam dedi ki bunun kodunu buradan al, şunu. Gel kendi kitabına, şuradan import report dedi. Buraya clone URL yaz. Buraya da istediğin repository name, sorun değil, ne yazmak istersen. Sonra geliyor. Bu senin kitabında mesela gözüktü. Sonra buraya gel, sanki yeni proje atıyormuş gibi clone'la IntelliJ'ne yükle. Yani direkt başkasının kitabını alıp yüklemek herhalde bazen sıkıntı doğurabiliyor. Onu demek istedi herhalde. Ben onu anladım. Ya şey de olabilir. Bu mesela tecrübe yazmayan Enes Bey, hı-hı, kendi şeyinde yapmış olduğu projelerin şeyini atmış hocam. URL'ini atmış hani gösterebilmek açısından. Hı-hı. Biz de göstermek için sadece kendimiz ismimiz olsa iyi olur. Hani başka hani Nilüfer hocanın projesini bile göstermiş olsak. Evet. Farklı bir insan göstermemek açısından. Evet. Bir de şunu göstereyim. Mesela buraya assert yazdığımızda şöyle bir dakika. End to end yapabildiniz mi? ID'yi bir yere toplayabildiniz mi? Yok. Şey mi diyorsunuz hocam? Neydi o? Right to end to end gördüm de framework'ten. Ha yok. Onu yapamadık hocam. Şu an dedik bir örnek bir tane şu şeyi yaptık. Farklı bir örnek yapalım dedik. Her zaman yaptıklarımızda get membership of board var ya. Onu yapalım dedik. Postman'de yaptık. Şimdi şey kaldı. Doğrulaması kaldı. Yani şeyde de yazdık. Body'sini de koyduk. Get olduğu için map oluşturmadık. Yani body oluşturmadık. Buraya key parametre olarak key token'u koyduk. Sonra getirdik. Sonra da çalıştı. Yani şurada böyle bir data geliyor. ID member olan, member type olan bir de ID'si olan bir şey geliyor. Böyle. İşte onu Emrol hocam siz yaptınız mı? Ya ben yarıda kaldı. Hafta sonu başka işlerim vardı. Yapacağım. Yani şeyle yapmayı düşünüyorum. Bu buffer writer diye bir şey var. Biliyorsunuzdur. Bu buldum. Şeyde projede şeyde kullandığımız Gmail'de kullandığımız şeyi diyorsunuz siz öyle mi? Evet, buffer writer'la bir dosyaya atacağım, atmaya çalıştım. Şeye atmaya çalıştım. Configuration reader'a atmaya çalıştım ama atamadım niyeyse. Onu şey yapacaktım. Başka bir dosyaya atmaya çalışacaktım. Daha denemedim. Onu atarsam ondan sonra olur diye düşünüyorum. Hocam bu yani, bizim aynen bir arkadaşın, Burcan diye bir arkadaş var. Onun framework'u şey bu Gmail'de kendisi oluşturmuş bunu ayrıca. API'de çalışırken. Mesela bu arkadaşımız nereye yapmış? Nereye atmış? Dediğiniz şeyi şu test dataların şeyini buraya tanımlamış TXT olarak. Mesela ne? File of customer SSN. İşte customer SSN'leri yazmak için buradan işte geliyor. URL'ini yazıyor. Test datası customer SSN TST yani oluşturmak için. Customer SSN nerede? Customer SSN bu hangi şeyde bu GMI Bank değil mi? Evet, GMI Bank hocam. Bu arkadaşın kendi yaptığı bir şey de yani kendisi uğraşmış sağ olsun yapmış. Mesela burada göstereyim size. Mesela Object Mapper'la yapmış bakın. Görüyor musunuz? Object Mapper'la ile bunu response'dan getirmiş. Sonra almış get şunu. Delete file demiş. Get property'da custom SSN işte ne diyor? Hali hazırdaki dosyanın üzerine yazdığı ve assert'le match etmediği için ekledim. İkinci aşama custom SSN'lerini TST dosyasına olarak yazdırdım. İşte write to save all custom SSN diye. Customer yani customer şuradan geliyor. Sonra üçüncü aşama TST dosyasındaki bilgileri okuttum. O da bir listin içinde ready test şurada utility'sin içinde. Bunu file of customer SSN. Sonra dördüncü aşama da sonuçta listeleri karşılaştırdım. Bitti. Evet. Bunu uğraşabiliriz. Şu an ben buran bugün geç oldu da yarın uğraşabiliriz.
isterseniz. Olur mu? Yani olabilir. Bu önemli bir şey. Bu Çok önemli yazdırma konusu olan bu yani aslında bizim firmalarda en çok tüen. kullanacağımız şeylerden biri diye düşünüyorum. Yani bu Mehmet Bey vardı ya Cengiz'i Osman hocam ona bakıyorduk şimdi de o mesela böyle bir end to end yapmış API tüm request'leri buraya koymuş yani ekstra sıfırlar request oluşturmamış sonra direkt onları almış çağırmış end to end yapmış runner upper'de O API'de bunu yapmış. Mehmet Bey dediğiniz o şeyde göstermişti sunumda o mu? Evet, Cengiz'i de şey yaptı ya Cengiz sunumu da yaptı ya arkadaş o oydu. Hmm. Onun ben videosundan baktım da o da bir buffer writer'ı kullanmıştı ve o da şey atmıştı. Configuration reader'ı atmış bilgileri şeyleri. Ben atamadım bilmiyorum neyse. Yani Ben de onu kaldırabilecek olan varsa mesela cross browser aynı anda işte test kederin farklı browser'larda çalışması oluyor ya onu yapabiliriz. Veya ya şey onu da yapalım. Cross browser'ı da yapalım ama cross browser'ını Jenkins üzerinden yapalım. evet ama paralel testi yapalım. Mesela ikiye bölüp o şey göstermişti Mehmet Bey. Onu da Ya yapabiliriz. açıkçası bizim firmalarda kullanacağımız şeylerden biri bence yani geleceğe yönelik ya düşünürsek Jenkins hani bu cloud üzerinden şey yapma bu cross browser testi yapma ya da paralel testi yapma sonra ya bu çok önemli bence. Bununla alakalı biraz tecrübelerimizi artırabiliriz. Bir de işte bu dosya yazdırmayı falan biraz daha şey yapabilirsek iyi olur diye düşünüyorum. Tamam hocam Tamam, siz devam edin. önümüzdeki ders yarın için mesela Jenkins'ten yapabiliriz. Evet. Herkes bir baksın. Şey olabilir, Evet. şey olabilir. Burada bir şey göstermek Jenkins'in istiyorum. Bunu Merve Hanım gösterdi. Mesela bu assertionler var ya. Böyle yazmış mesela. Hiç assert dememiş. Şurada bir şey var. Şu var. Import var burada. Import'u yapıyorsun. Sonra bunu alıyorsun buraya koyuyorsun. zaten kendisi assert import olmuyor mu? Oluyor mu? Assert Oluyor. Hocam oluyor da şöyle mesela şey yapmak gibi. Şimdi biz spec ve specification oluşturuyoruz. Şey yapıyoruz ya. Geliyoruz buradan ne yapıyoruz? Şu rest assure'dan oluşturuyoruz da şeyi. Spec'i. Ne yapıyoruz? Buraya geliyoruz. Rest assure given diyoruz. Veya buraya şöyle yapabiliyoruz. Mesela şöyle yıldız koydum mu bütün rest assure şeylerini çalıştırabiliyoruz. Bunda da aynı. Şu assert request değil de bütün assert'le yapacağımız işte true'dur şeydir. Böyle koyduğum zaman şunu mesela kaldırdığımız zaman şöyle göstereyim. Heh, direkt geliyor. Böyle geliyor. Aynen böyle. Mesela diyelim ki asset true. Bir dakika. Ne geldi? Ha, asset. Turu mesela geldi. Yani hepsi geliyor. Yani böyle olabilir. Mesela şunu yapmış. Şu da ayrı bir şey. Bu herhalde Selenium 4'ten geliyor bilmiyorum da. Şu mesela given then var ya. Bunları direkt şurada şey var. Önceki klası göstereyim. Şu mesela aynı şeyi Cucumber Java'dan oluşturmuş. Yani şey değil. Mesela biz tek tek işte ney? Deney given'i ayrı ayrı import ediyoruz ya. Öyle yapmaktansa direkt bunu alıp Cucumber Java yıldız dedim mi bütün denleri enleri ayrı ayrı yapmaktansa tek bir şeyde import edince hepsini oradan getirebiliyorsun. Evet, şimdi neyi şey yapacağız? Bu hocam bu Mehmet Bey'in kitabı grupta var mı Excel'de yoksa siz özel mi istediniz? Yok, o şeyde var. Şu capstone var ya. Capstone'un içinde şurada var hocam. Göstereyim bakın. Şu. A58 Amazon capstone var ya. Zaten bizim WhatsApp grubuna da attım. Şu Samet Bey'in grubu. Şey Merve Hanım'ın şeyi. O da güzel. Ben oradan biraz şey yaptım. Şu da Epium'la yapan Öner Bey var ya onun kitabı. Hocam siz şey demiştiniz de bütün requestleri yapmış Mehmet Bey miydi, Öner Bey miydi? Şey mi? Trello'da mı?
API kısmında evet. API yani... evet şeydi. Mehmet Bey'di şu. Bu UI kısmını biraz farklılamış ama API'da mesela direkt Trello end-to-end yapmış yani. Evet, şu an açık olan onun şeyi mi Apple hocam? Açık olan onun frame'i. Evet, bu açık olan Mehmet Bey'inki. Amazon Capstone. Bu bir şeyde FutureFy'da hepsini yapmış. Aynısını da gidip Trello end-to-end demiş. Böyle buraya yazmış. Öyle yapmış. Şöyle şunu yapalım. Şimdi niye asosyon edebiliriz? Token niye asosyon edebiliriz? Şey mi? Bir dakika response değil. Şurada ID number. Böyle snippet streak desek böyle number olur mu böyle? ID member'ı asur destek olur mu? Ama yok bir şey eksik. Ha, sorry. Bir dakika. Şöyle olacak. True dediğimiz için equals diyeceğiz. Böyle olur mu? Olmaz öyle mi? Olur mu olmaz mı? Deneyelim hocam. Deneyelim. Çünkü bir öncekinde sadece şeyi status kodu yapmışım. Yok, çalışmadı. Birinci ID member'ı nereden getiriyor hocam? Bir dakika. JasonPet'ten getiriyor. Dot ID member. Bu ID member şu ikinci kısım nerede hocam? Nereden alıyor? Assertion. Onu da işte o kısımda hata verdi assertion'da. Evet şurada hata verdi. Mesela orada şey yapabilir misiniz hocam? Mesela debug. Yapalım hocam. Bir dakika bir daha yapalım. Bir bak yapalım. Memur hocam sen de paylaşırsan kitabını senden de farklı şeyler edinebiliriz. Şöyle. Assertion'ımızda son yazdığınız assertion'da hata var. Evet. Bunu alıyor direkt şeye atıyor. Body'ye atıyor. Şeye atıyor. Gidiyor credit list. Bunu atıyor. Niye onu atıyorsa anlamadım. Şunu atıyorduk. Burada normalde şunun çalışması lazım. Burger. Şöyle çalıştıralım bir de. Bir şey şeyle çalıştırabiliyorduk. Ne geliyor ya? Numara bunun gelmesi lazım. Çalışmadı değil mi bunlar? Evet. Bir şey daha. Şu muydu? Bir de böyle çalıştıralım. Gruba attım ben bakalım. Tamam hocam. Gördüm. Ne
Dediğiniz şey bu muydu abla hocam? Hani bir şey Ha, açılıyor dedi. dediğim buydu. Breakpoint diye bu da. Bu niye gidip CreateList'in body'sine hata veriyor onu anlamadım ben. Gidiyor şeye gösteriyor. CreateList definition var ya onu gösteriyor. Yani hatada da hata. Yok aslında bu. Hata bu. Hata bu ama işte. Hocam kapanıyor. Ben yenisine devam edemeyeceğim. Dışarı çıkmam gerekiyor. Tamam hocam. İnşallah yarınki şeye Hey. kapanırım. Yarın. Abdullah hocam bir de equal'ı kullan istersen. Bazen böyle şeyler zaten oluyor. Equal'ı da kullan. Ne dediniz Emre hocam? Ne kullan dediniz? Equal, equal, equals. Ha. Yani eşitlik, eşitlik değil mi?